أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, bu eserde 230, öbür baskıda 308. Ve ba'dul elfâzı, bazı kelimeler, lafızlar yulazimül idafete târaten, kah bazen, bazı kerre izafete bağlı olur lafzan ve târaten manen, bazen de manen. Mesela ba'du kelimesi izafetten kopuk olarak gelir ama kendisinden önceki anlatılandan sonra anlamında olarak, yani orada gizli bir muzafın ile bulunur. Evet. Ve hiye, bu kelimeler, bu lafızlar evvelün, dunun, fevgun, tahtun, yeminun, şimalun. Evvel belli, dun aşağısı, alt, bazen biduni, nokta nokta sızın, olmaksızın, gayri manasında, fevgun üst, tahtun alt, yeminun sağ, şimalun sol, emamun ve guddamun ön, halfun arka, veraun öte, arka, yukarı, tilgaun karşısında, evet karşısı, karşı, ticahun gene yön, karşı cephe, izaun ve hizaun, hiza, aynı sırada olma olan vesaire, kablün önce, ba'dün sonra, mea kelimesi, mean şeklinde geldiğini görürsünüz. Evet, demek ki bunlar meahu, onunla beraber çoğu zaman lafzan muzaf oluyor ama bazen de manen, yani gözükürde muzaf değil ama orada gizli muzafın ileyh var, gene muzaf sayılıyor. Küllün kelimesi bütün, ba'dun parça, bir kısmı, gayrun başkası. Evet, feküllü vahidin minhuma yekünü mudafen ila müfredin la cümletin. Bunlardan her biri müfrede, yani cümlede öge olana, burada tekile değil, cümlede öge olana, başlı başına ögeye muzaf olur, cümleye değil. Ve emma hedhil elfazı etiyeti, şu gelen kelimelere ve lafızlara gelince, iz ve iza ve haysü ve lemma ve müz ve münzü feyekünü kul minha, bunlardan her biri olur mudafen ila cümletin, cümleye muzaf olur. O cümle işte mahallen şudur, mahallen budur şeklinde iraplanır. Ve külliha hüna, bunlardan her biri burada, bimana fi heyni kâne keza, şu şöyle şöyle olduğu anda manasındadır, bu sayılanın tamamının manası. Nahvu kavlullahil aliyyil azim. Evet. Nahvu kavlullahil azimi, Allah azimüşşanın buyruğu gibi. Estaizu billah. Ve zkuru, ya dediniz. İz, ol vakti ki, küntüm kalilen, siz o vakitte az idiniz. Yani o az olduğunuz vakitteki Allah'ın sizler üzerinde nimetini hatırlayın. Evet. Ey vezkuru hine kemrüküm galilen. Burada hin kelimesi, yani iz kelimesi hinen manasındadır. Bizim inşallah teala özlü tefsirimiz çıktı iki cilt halinde. Allah'a sonsuz hamd olsun, Arapça kurallarına riayetle muazzam bir tefsir yazdık. Gayet özlü şekilde Nurul Kur'an. Asıl kaynağı Allah-u Celal'in kelamı, tekrar kendine tefsir kaynağı ve Resul-i Zişan Efendimiz'in yüce varlığı, sünneti seniyyesi. Evet. Demek ki vezkuru iz kelimesine üzkür der geçer müfessirler. Halbuki üzkür orada gizli. İz ney? Hinen demektir. O hinende de gizli muzafın ileyh var. Hine kâne keza, burada bakın, iz küntüm kalilen, küntüm kalilen cümlesi muzafın ileyh olduğu için
Oraya bakın, onu da Öge'ye çeviriyoruz. Hine kevlüküm galilen. Hine kevlüküm galilen. Az olduğunuz vakitteki halinizi, durumunuzu yad ediniz. Evet. Kad yu'teberul mudafu bittenisi. Bazen muzaf kelime müennes muamelesi görür, itibarı görür. Evet. Müennes olarak zikredilir ve kabul görür. Ma kevnihi müzekkerin, müzekker olmasına rağmen. Nahvu umiyet, kör oldu. Ba'dul uyuni, bir kısım gözler. Alel hakki, hakka karşı. Evet, hakkı görmüyorlar yani. Burada ba'du kelimesi müzekker olduğu halde el uyun sebebiyle müennes muamelesi gördü. Ve yu'tebaru bittezkiri. Bazen de müzekker muamelesi görür. Bu müzekkerdir diye itibar olunur, gözetilir. Ma kevnihi müennesin, müennes olmasına rağmen. Nahbu. Yagrubu şemsül imani. İman güneşi batar, kaybolur, yok olur. Allah korusun. Söner gider. Neyle? Bi itaati şeytani, şeytana itaat edilmekle. Ve itibarul mudafi bi misli hadihil mevadayı, bu gibi yerlerde muzafın itibar edilmesi, yani gözetilmesi şudur budur diye ala hasebil mudafi ileyhi, muzafı ileyhe göredir. Haseb, kader, kıyas gibi kelimeler bu şekil geldiğinde bir haseb, ala haseb, ala kader, evet. E göre manası verebilirsiniz. Bil kıyası şöyle şöyle. E göre, nokta nokta e göre. Ala hasebil mudafi ileyhi, mudafi ileyhe göre. Yani mudafi ileyh müzekkerse önündeki muzaf müzekker, müennesse önündeki muzaf müennes muamelesi görüyor. Şimdi şöyle özetleyecek olursak, demek ki izafet iki maksatla yapılıyor. Bir, açıklama maksadıyla. Mesela bir isim tanınmıyor. Tanınana muzaf yapıyoruz. Dolayısıyla muzafın ileyh o isimden daha bilinir oluyor. İkincisi de telaffuz kolaylığı için yapılıyor. Bunlar olmadığında diyor muzaf olmaz. Mesela Câe Zeydün Hasenil Vecihi caiz değil diyor. Niye? Zeyd özel isim olduğundan dolayı türemiş isimden kuvvetlidir. Halbuki muzafın ileyh ne yapacak? Ondan kuvvetli olacak. Ama el Hasenil Vecihi olursa diyor, orada bir diyor Hasenün Vecihu şeklinde ifadeler vardı. Bu kolaylıktan dolayı diyor, lafızdaki telaffuzdan dolayı caizdir. Mesela Et-talibü Zeyd'in. İzafet için diyor uygun değildir. Başka zaman bazı ifadelerde gelir. Et-talibü Zeyd'in niye? Bir kolaylık yok. Burada türemiş isimler, sıfatlar muzaf olmuş. Neye? Mamulüne. Mamulüne muzaf olmasıyla pek fazla bir açıklama, anlam kazandırmaz. Dolayısıyla lafızda kolaylık olacak. Ne yapıyor? Burada lafızda kolaylık yok. Ama et-dâriba Zeyd'in, et-dâribu Zeyd'in de nunun düşürülmesiyle lafızda ne yapmış? Kolaylık sağlanmıştır. Demek ki izafet, mesela veledün, geçti misallerde, bilmediğimiz herhangi bir çocuk. Ama veledü muallimin dersek, muallim harfçe bilinen biri ise ne yapıyor? Anlam kazandırıyor ona, öğretmenin çocuğu. O yöredekiler öğretmeni tanıyor. Hele hele Veled-i Ali'in dediğimizde özel bir isimler, özel isimler marife olmakla ne yapıyor? Bir mana ve anlam bakımından, açıklama bakımından bir yarar sağlıyor. İzafet bunun için yapılıyor. Bir de demek ki
efendim türemiş isimlerden olanlar lafızdaki kolaylık için. İnşallah Teala gelecek derslerimizde tabi mamuller konusunu işleyeceğiz. Tabi mamuller neydi? Asıl mamule uyan. Asıl mamulden sonra gelip asıl mamulün irabıyla iraplanan. Bu başta sıfatlar. Sıfat. Ondan sonra atıf. Mesela sıfata misal verirsek Câer racülü salihu. Câer racülü adam geldi. Nasıl adam? Açıklama yapıyor. Es salihu. Kusursuz kul olan insan geldi. Câel imamu vel müezzinu dediğimizde atıf. İmam geldi, müezzin de geldi. Burada asıl hayat şöyledir. Câel müezzinu vel imamu. Çünkü kapıları kim açacak? Müezzin efendi açacak. Ondan sonra hazırlığı kim yapacak? O yapacak. Câel müezzinu sümmel imamu veya vel imamu. Burada atıf. Ne yapıyor? Câe amildir. Fiillerin tamamı amil olmakla. Ne yapıyor? Müezzini merfu mamul yapıyor. O amele, o iraba imam ne yapıyor? Tabi kılınıyor, dayandırılıyor. Atıf dayandırmak. Mesela şahsun atufun, ümmün atufun. Bu faul vezni, fail vezni erkek ve kadına veriliyor. Bağrına basan, kucaklayan, muhabbet eden manası. İşte burada da dayandıran. Evet. Onun atıf edatından biriyle. Bir mucip geçti. Neydi? Belle lakin. Ne yapıyor? Efendim? Olumsuz bir cümleden sonra olumlu yaptığı için mucep olumluya diyoruz. Mucip olumlu yapan. Atfedatlarını 10 tane atfedatından ikisine özellikle mucip diyor. Bunu da unutmayalım. Önce biz neyden bahsettiğine bakmadan bahseden de biziz ama unutuyoruz. 30 sene önce yazdığım eser. Tekrar işte matbaaya girdi vesaire. Bir sürü meşakkat içerisinde. Evet, konuyu hatırlayınca hamdolsun işi kavruyor, anlıyor, anlatıyoruz. Demek ki mucep, olumlu cümle. Müsbet anlamında. Mucip, iki edata, atfedatına deniyor. Belle, lakin. Şöyle şöyle yapmadı. Bel, işte aksine şöyle yaptı şeklinde. Lakin, fakat şöyle yaptı şeklinde. Mucip. Onu da gördük. Demek ki 10 atfedatından biriyle yapılan atıf tabi mamul oluyor. Evet. Üçüncümüz ne? Tekit. Tekit iki türlü oluyor. Lafzi tekit, manevi tekit. Bunları göreceğiz. Şimdiden özlü bir ders veriyoruz ki inşallah konuyu görünce rahat kavrayalım. Lafzi tekit önceki lafzın tekrarıyla oluyor. Dolayısıyla onu mamul kılan şey bunu da mamul kılmış oluyor. Mesela Ra'eytu Haliden Haliden. Halid'i gördüm, Halid'i. Şimdi birinci asıl mamul, ikinci Halid tabi mamul oluyor. Bir de aynun kelimesi, nefsun kelimesi, cemun kelimesi, küllün kelimesi gibi lafızlarla yapılan, pekiştiren lafızlar geliyor. Bunlarla yapılan tekide de manevi tekit diyoruz. Ra'eytu Zeyden, Zeyd'i gördüm. Aynehu, kendisini. Efendim, Câet tullâbu, öğrenciler geldiler. Ecmaûne, tamam. Kulluhum, tamamı. Câel üstâzu, aynuhu, nefsuhu. Bunlar kendisi manasında. Söz buraya gelmişken, zâtuhu mesela, zâtı, bizzat kendisi. Türkçemizde bir zat değil, bizzat. Kendisi manası. Kendisi manası. Zaten kendisi olarak demektir. Evet. Dördüncü tabi mamulumuz bedel. Bedel ne demek? Söz Türkçemizde kullanılıyor. Yani karşılığı. Bir şahsın adı kadar belli olan lakabı da ne yapıyor? Kullanılıyor.
Mesela Ömer Efendimiz Ebu Hafs. Ebu Hafs kim? Hazreti Ömer. Ömer ve Ebu Hafs. Efendim bilinmeyen birini veyahut da az bilinen birini seçmek ve açıklamak için gelene de atfı beyan diyoruz. Mesela Gâle Resûlü bir kitap okuyoruz. Orada bir hikaye anlatılıyor. Resul, o malum Resul buyurdu. Her ne kadar anlaşılıyor ise de tamamen kuvvetlendirmek için Muhammedun diyoruz. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani daha belirgin olanla açıklama yapılıyorsa buna da atfı beyan diyoruz. El-Fatiha.